Buz duvarı kırdı. Viper modu kullanılmış durumda. Viper perdesi tekrar aktif. Yalnız buradaki 4 kişilik savunma problem yaratabilir. Özellikle Crashies'in pozisyonu önemli olacak burada. Şimdi perdenin inmesini bekliyor The Guard. Şimdi paranoya kullanıldı. Sayın Player deşini kullandı. FNS orada rakibin düşündü. Victor'dan gelen 2 tane skor var. FNS'ten 1 skor daha var ve bu esnada gelecek 4 oyuncuyla birlikte. John O.P. her tarafı kontrol ediyorsa arkasında FNS var elinde Spectre'le birlikte yakın mesafe. Bu onun işine gelebilir ve ilk skoru bulmayı başardı. Net ama takası alıyor. Bir miktar hasar bırakmayı başarmış ama yine de FNS şimdi spike kurumu gerçekleştirilemedi. Yalnız Y gelmiş bir tane skor çıkartıyor. John O.P.'yi düşürdü ve üzerine net 7-0'a geldi. Y 8 oluyor. Vurmaya devam ediyor. Spike kurulamadı Marv'dan gelen bir yardımda. Marv Y'de ulti varken operatörü burada kullanıyor ama operatör kurasına çıktı ve sayıpları tarafından yakalandı. Yine bir Viper'dan bahsetmiştik. Bu açılacak. Chamber'ın kendini kurtardığını görüyoruz. FNS'in denemeleri var. Şimdi başarılı değil. Kill geldikten sonra side kontrolü de mümkün oldu. Evet, net burada yalnız çok mesafe kat etti ama Victor oraya denemelerde bulundu. Velen bu esnada FNS'i düşürmeyi başarmış. Onda ultisi gelebilirdi. İşaretlenen bir side player var. Mermisi isabet etmiyor. Yayın iki deneme yaptı ama skor yok. Velen Victor'u düşürme başardı. Yay'den bu arada. Harika! Neler yapıyor Yay? Yay neler yapıyor? Viper'ı da düşürdü. John O.P. ama 1-2 ortadan. Hala A'da Chamber var. A split'te söz konusu olabilir. Crashies'in burada beklediğini görüyoruz. İlk almayı başardı. Crashies devamında kullandığı birçok oku var ve net John O.P.'ye iyi karşılık verdiler. Side'deki oyuncunun hayatta kalması kritikti ama nedense fight kovaladı ve Marv sona Spike kadar düştü. Sonuna kadar bekleyecek süre olmayabilir. Marv'ın burada hayatta kalması yeterli olabilir. Yine süre yok. Plant için süre yok. Süre yok. Marv bitlemeyi tercih etti ve hepsinde çok fazla hasar aldılar. İkisinde de çok fazla hasar aldılar. Orada oynanılan bir oyunla birlikte Victor bir kill alıyor ama çok çabuk bir takas var sayı player için. Yine ortadan oynamaya çalışacaklar. Bu noktada Velen hareketli ve Yay killini çıkartıyor. Velen üstüne doğru gelmeye çalışacak. Güzel bir takas ama birden iki arkadaşını kaybetti Velen. FNS ve Marv'dan aldığı killerle artık tek başına nerede olduğunu da az çok biliyorlar. FNS'in P2 ile birlikte oldukça rahat bir kill geldi. Burada Victor bu arada bir miktar hasar bıraktı sayı player'ın üzerinde. Ve ortadan yine dash kullanıldı. Sayplayer'ı tespit etti. Sayplayer de rakibini gördü. Y işaretli burada. Tehlikeli pozisyon. Ama yani söz konusu burada Y olunca çok problem yok. 2'ye 1 avantaj şu an Optik tarafında. Takaslar gelmeye devam ediyor. Victor Sayplayer'ı düşürdü. 3'e 2. John O.P. tespit edildi Crashies tarafından. Victor'dan gelen bir flash var ama flash isabet ederken tam John O.P. Crashies'i düşürdü ve ultisini nereye kullanacak? Spike'ı almaya atmadı. Spike'ı almaya atmadı. Sarı arkasına geçti. Trent de site üzerinde şu anda Spike'ı alacaklar. Ya, bundan işkillenmeleri lazım çünkü bir flash evet. Yapmıştı Victor. Tüp tarafından gelebileceğini tahmin etmediler ama etmiyorlar. Bu bir hataya dönüşebilir. Son anda Omen köşeyi döndü ve burada Spike'a yönelecekler. Omen'ı vurmadı ama Omen arkasını dönüyor. Beraberinde son hazır Victor. Değil ve Victor. İşte baskı hissettiği bir noktadayız. Gözler onun üstünde biraz. Crashies bir peek attı ve sayı player burada entry'ye sahip oldu. Noktada bir Sage ultisi de yok. Victor site'in gerisinde kalmayı tercih ediyor. Viper retake perdesi burada olduğu için hala önemli bir avantaj var. Victor patlayıcısını tutuyor. Asit havuzu gidecek. Plant'i engellemeye çalışacaklar. John O.P.'nin pozisyonu olduğu çok kritik. Ve şimdi net kill çıkarmış. John O.P. burada neler başarabilir? Arkaya atılan bir tepeyi duymadılar. Ruhu bile duymadı. Hissedemedi ve bir ama böyle pozisyonlar onu tekrar maça sokabilir. Şimdi drone tarafından taglendi Yay burada ve ulti kullanılacak ama Yakında FNS'i bilmiyorlar ve çok net bir kili var FNS'in. Burada ikinci kiline yeri işte. Net'in getirdiği cevap var. Yine bir başka takas Trent'ten. 2 ve 3 pozisyon operatör söz konusu Y'de ve bu noktada Omen'ın hayatta oluşu gayet önemli. Kişboku Y'in yerine açığa çıkardı. E-side'da yine bir başka oyuncu var. Victor patlayıcını bırakacak ve Trent'in patlayıcının sekmesiyle birlikte ya. Büyük bir şansa sahip olduğunu söyleyelim. Çok nadir gördüğümüz bir şey bu. Ve burada şansı yaver gitmedi Victor'un. Trent sakin oyuncunun üstüne doğru koşmaya çalışıyor. Yay paranoyadan etkilenmiş ve bununla birlikte atılan bir kişi boku John O.P. Victor'u yakalıyor. İşler birazcık Yay'e bakıyor diyebiliriz. Yine Soma'nın üstüne girecek. Yay başarılı yukarıdaki oyuncunun da farkında. Kovu. Zannediyorum Sage duvarıyla çıktı ve yok Sage duvarıyla çıkmadı tabii ki pozisyona. Neden böyle bir şey olsun? Noktada sayı player. Şimdi ilki dalma ama iki canı var. Kırıldı duvar galiba orada ama FNS güvende kuruyor Spike'ı.
ve geriye doğru da çekildi. Yalnız Mart oldukça derin bir lurk atıyor. Yani zaman kazandırabilirlerse Mard Brown'u aldı bile. Belki de eğer ortaya değil başlangıç noktası tarafına hareketlenirse, çünkü orada herhangi bir trap yok şu anda. Bir paranoya geldi. Sarıdaki oyuncular bundan etkileniyor ama Keşifuku'nun verdiği çok güzel bir info var. Sarıdaki oyuncuların üstüne John O'P'ye gitmeye çalışacak. Atılan bir şok oku var. John O'P Trent'le birlikte bir erkek çıkardı. Bununla birlikte 2 ve 5 pozisyon. Crashies vurmaya çalışıyor. 2 oyuncu arka arkaya. Oh. Crashies tam Diffuse'a giderken bir oyuncu onu düşürdü. Crashies sıkıştı buraya ve... Trent tarafından kullanıldı ve Victor işaretlendi. Şimdi Mart burada bir şeyler bekliyor. Yalnız Yay bayağı sızmış. Mermi isabet ettirebildi mi diye bakıyorum Valen'e. Şimdi Spike kurulacak burada. Onu engelleyecek herhangi bir şey yok FNS tarafından. Yani olması gerekenden biraz kolay oldu bu Spike'ın kurulumu. Ortada lurk var iki tane. Evet ama orada bir trap var. Marv'ın pozisyonu ortaya çıkacak eğer oradan hareketlenirse. Yani bunlar yine de bir fırsat doğurabilir mi? Buna bakacağız. İki noktada trap var. Bu denemesinde Yay hasar veriyor ama kill çıkartamıyor. Bu önemliydi. En büyük fırsat buydu. Şimdi Sage'in durumun farkında değil. Arka taraftan girdi. Net. Deve kuşu gibi Crashies. Kafasını smoke'a gömmüş ama ayakları dışarıda. 1v5 patlayıcının etkisi çok önemli değil. Kişi yalnız çok mesafe kat etmiş durumda. The Guard'dan ve tarafında burada üzerlerine gelen 5 tane oyuncu olacak. Yakın mesafe spectre'ların çalışabileceği bir yer ama Mart rakibini bulmayı başarıyor. Net! Flash geldi ve 2 tane skor çıkarmayı başardı ama Yay'den gelen takas var. 3'e 3 burada durum. 2 tane oyuncu düşebilmiş olmaları aslında hiç de fena değil savunma tarafı için. Yani, Plant'i soba alsaydı bir de ultisi olacaktı ama bu karambol oluşturabilirdi bu değişim belki onlar için. Arkaya da birisinin bakması gerekiyordu bir yandan galiba. Bu noktada sova bekliyor. Yine iki şok oku duruyor Crashies'in. Line-up'larda kullanılabilir. Bununla birlikte artık Jonah elinde iki smoke varken bunları bırakacak. Trent'te bir Kishbook'u görebiliyoruz. Yay bunların etkilenir mi? Yarı açığa çıkar mı oyuncuların? Yine Saifler yukarıda bunun farkında değiller. Sova düştü. FNS'in aldığı bir kill var. Smoke içerisinde Saifler'in yerini tahmin edebilecek mi? Saifler'in önüne doğru atladı. Yine FNS yakalandıktan sonra sadece Yay vardı ve Saifler... Herhangi bir infosu yok ama yavaş yavaş B tarafına doğru hareketleniyor. Burada Victor denemede bulundu ama hemen net kendisini ışınlanmasıyla güvenliğe attı. Crashies. Bir. İki oyuncu. Ooo yalnız bayağı iyi info verdi ama Crashies çok ortada yakalandı. Mart'ta A tarafından rotasyon getirirken, lurk getirirken düşüyor. İki oyuncu hayatta sadece burada Victor ve FNS. Ve hemen Victor'un üzerinde bir smoke geliyor. İşte Om'un etkisi yine aynı şekilde. FNS de burada izole edildi. Valid Victor'u düşürmeyi başardı ve netten gelen de FNS skoru var. Yine kullanırken B'ye doğru bir hareketlilik var. Ortada kimse bırakılmadı. Hücum ultisi bu noktada kendini gösterdi ve kill çıkartabilecek mi? Hayır, FNS bir kill aldı. Ultisi de var. Arkadaşını kaldırmaya çalışacaktır muhakkak. Sayı player ulti ile arkadan gelmek isteyebilir. Burada ooo bu zıplamalar mükemmel sonuç verebilir. Sayı player'ı izleyelim. Sayı player bir kill aldı. Crashies'i düşürdü ama ortada bir oyuncu daha var onu bekleyen. Marv'dı. Base'de Sayı player'ın Spike beklemediği noktada. Burada artık her şeyden işkillenmeni yakında beklemiyor John O'P'yi. John O'P çok avantajlı. John O'P çok avantajlı. A gelirlerse John O'P hazır gibi. Burada Marv bu pozisyonu terk Spike ediyor. Spike bir daha B'ye gidiyor. Yani John O'P'nin hiç düşündüğü gibi olmuyor işler. Orada sonuna kadar boş yere çok uzak bir rotasyonda bekleyecek ki ultisi de yok. Evet Yay yavaş yavaş site doğru geldi. Şimdi FNS duvarıyla birlikte. Ya şu duvarı yok. Orada smoke'un içerisinde, Viper smoke'un içerisinde o Spike'ı yerleştirmek durumunda ama zaten onu engelleyecek kimse de yok. Ooo Yay! Mermilerin geldiği yine bir tane operatör vuruşu ondan ve 4'e 2'ye getirdi durumu. Bu round artık iyiden iyiye zorlaştı. Valid'in sadece 70 canı var. Bir tek yemişti hatırlatalım Sova ultisinden ve John O'P buraya hareketlenmiyor bile. Silahlar korunacak bu tercihi Icebox. İlk round büyük bir tabii ki tedirginlik söz konusu Guard ekibinde. Ve şimdi Marv iyice sızıyor. Bunu tahmin etmeyebilirler. Yani onu tahmin etmeyeceklerdir zaten ama Saya Player o kadar uzun süre boyunca bekledi ve dönmeye karar verdiğinde Optik eş zamanlı olarak B'ye dönmeye karar verdi. Şimdi net koşarak geliyor. Victor onu bulabilecek mi? Çok avantajlı pozisyonda ama net rakibini düşürmeyi başardı. FNS de hemen takası almış B arkasından. Şimdi Saya Player Yay'ı bulmayı başardı. Yalnız Marv'ın pozisyonu burada çok önemli olacak. Marv'ı burada beklemeyeceklerdir. Crashies sarı arkasında FNS'le birlikte bu crossfire var. Marv da Saya Player'ı düşürmüş. O esnada yalnız Trent Valley'den çıkan birer tane skor var. Durum 1v1'e geldi. Marv'ın ultisi var.
Ve Velen oraya bir zehir kullandı. Duvarda düşecek burada. Hala alabilmiş durumda değil ama. Bart çok sakin. Çok akalım roundu. Çünkü kaybedilmesi halinde bir eko durumu söz konusu. Jonapi ip yardımıyla kuleye geçmiş durumda. Yayın üzerine gelen bir şok oku var. Bir miktar daha hasar bıraktı Jonapi. Şu an için kontrol edilmiş durumda değil. Mardon'u gördü mü? Sanıyorum görmedi. Görmedi ama şimdi Jonapi onu gördü. Ama silah dezavantajı ortaya çıkıyor. Mart Jonapi'yi bulmayı başardı. Yayın üzerine bir tane daha şok oku geldi. 74 cana kadar düştü. Optik açılıyor. Yine burayı sakinleştiriyor ama yani bunu tahmin ediyorlar. Önlerinde vakit var. Bu arada Saya. B tarafında da Saya player. Çok Saya player pozisyonda. Buradan eğer dönmeye karar verirlerse canları yanabilir. Şimdi KO ultisi aktifleştirildi. 50 saniye var. Saya player tabii pozisyondan uzakta. Net'in canı az. Bir yandan Nest'te Trent'in varlığı oldukça kritik. Patlayıcı çok güzel bir yere atıldı. Burada hala Trent görülebilmiş değil. İlkil aldı ama vurduğu oyuncu KO telafi edilebilir gibi ve Yay Trent'i yakalayınca burada KO önemli bir info verebilir ama arkası dönükü göremiyor şu anda. Velen'i FNS yakalandı. Plant gelmişken Marz'ı yakalayamazlarsa burada işleri gerçekten çok zor olacak. İki oyuncunun bir mermilik canı var ulti içerisinde oldukları için ve Chamber yakalandı. Nerede olduğu biliniyor Viper'ın. Gelen mermiler söz konusu Saya player. Onun da artık çok fazla canı yok. Ve bu noktada 2v2'de ultiye giren bir başka oyuncu hücum ekibinde Crashies Velen'i yakaladı. Saya player burada Mard'ın bu arada klasik operatör vuruşunu kaçırdı nette. Işınlanmasını kullandı. Saya player burada Victor bularak başlıyor. Deşini de kullandı ve kendisini güvenliğe attı. Hasar bile yok onun üzerinde. Bu çok önemli. Efenes'in ultisine 2 yük var. Bir skor, bir plant dönüşünde Victor'u diriltebilir. Şimdi bir drone geliyor Saya player. Bu drone tarafından fark edildi. Ve ortada Jonapi'nin pozisyonu oldukça kritik. Üzerinde bir Marth cross'u var. Marth oldukça rahat bir şekilde Jonapi'yi yakalıyor. Kritik bir yerde kill verdi. Ve yayın aldığı kill sonrasında Saya player devrede. Marth'ın burada hayatta kalışı oldukça önemliydi. Ve Crashy havada Saya player'ı yakalayınca artık plant imkanı var. Ve FNS bu planti aldığı gibi ultiye sahip olacak. Hemen arkaya dönüp arkadaşını Victor'u kaldıracaktır. Crashies'in bulunduğu pozisyonu görebiliyoruz. FNS'in üstüne doğru gitmek isteyeceklerdir. Belki de Crashies burada yarıya kadar çözülecek bir hamle yapmaktan uzak. Yarıya kadar alındıktan sonra arkadaşlarıyla bir oyun önde ve 13.